Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve huve hayrun nâsirin ve mu'in. Arkadaşlar, üçüncü dersimizin konusu irfan. Tatlı konu ama tatlı olduğu kadar bir o kadar da ağır bir konu. Bunu ilk defa bu akşam başlatmayı uygun gördüm. Bir 3-5 hafta bunu konuşacağız. 3-5 hafta sonra böyle nabızları yoklayacağız. Talep olursa devam, talep olmaz ise başka bir konu. Bakınız, bütün ayetlerin, hitapların, bütün emirlerin, peygamber ve ehl-i beytinin bütün sözlerinin, Allah'ın bütün farzlarının, Allah'ın haram ettiği, uzak durun diye emrettiği bütün hükümlerin temelinde bir şey yatıyor. Bir şey. İnsan Allah'ı kendisine hedef edinsin. Hedef Allah olsun. Allah'dan gayrısı vesile olsun. Hedef. Çünkü Kur'an Allah'ı bizlere Huvel Ahir unvanında tanıtıyor. Huvel Ahir, yani o. Huve yani o. En yüce, en yüce ve en son maksattır. Biz namaz kılıyoruz, namazı namaz için kılmıyoruz. Çünkü namaz yakın maksattır. Uzak maksat Allah'tır. O en yüce, en esas maksattır. Neden? Çünkü Allah kendisini Kur'an'da bizlere Huvel Ahir unvanında tanıttığı için. Ancak bir insanın amacı ve gayesi, hedefi vasat olur ise o insan gece gündüz Rabbine kulluk eder, namazını kılar, haramlardan uzak durur. Ne için? Cennete gitmek için. Cennete gitmek için kulluk edenin, ibadet edenin, haramlardan uzak duranın hedefi, gayesi, amacı ideal değildir, vasattır. Vasat, orta hallidir. Böyle birisi, yani hedefi vasat olan, kulluğunu cennete gitmek için yapan insanın bu düşüncesine ve ameline baktığımız zaman, böyle birisi Allah'ı cennete gitmek için ister. Dikkat ettiniz mi? Allah'ı istiyor. Ama ne için istiyor? Cennete gitmek için istiyor. Yani böyle birisi Allah'ı Huvel Hadi unvanında kabul ediyor. Huvel Hadi, yani Allah hidayet edendir. Nereye? Cennete hidayet edendir. Huvel Ahir, Allah hedeftir unvanında kabul etmiyor.
Elbette inanç dünyasında değil, ameli olarak kabul etmiyor. Ameli bunu gösteriyor. Niyeti bunu gösteriyor. İkinci olarak da bakıyoruz ki varlık kervanı Hakk'a doğru gitmektedir. Bütün varlık, bakın, hepsi Hakk'a doğru gidiyor. Hakk'ın likasına doğru varlık kervanı gidiyor. Neden? Şuara suresi 53. ayette buyuruyor ki Ela ilallahi tesirul umur. Bütün işler Allah'a dönecektir. Bütün işler Allah'a dönecektir. Yani varlık bütünüyle Allah'a doğru gidiyor. Ancak himmeti ve hedefi cennet olan veya cehennemden kurtuluş olan birisi varlık kervanı ile uyum içinde değildir demektir. Çünkü varlık bütün olarak Allah'a doğru gidiyor. Ama hedefi vasat olan cenneti kendisine hedef ediniyor. Üçüncü olarak da Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki likaullah için Allah'la lika makamına, mülakat makamına gelebilmeniz için kendinize vesileler edinin. Vesile. Vebtegu ileyhil vesile. Vebtegu, ona gitmek için kendinize vesile edin. Maide suresi 55. ayet. Neden buyuruyor Allah'a gitmek için vesile edinin? Demiyor ki cennete gitmek için vesile edin. Vebtegu ilel cenneti vesile demiyor. Cennete gitmek için vesile edinin demiyor. Bunun irfan ilminde bunlar var. Allah'a gitmek için vesile edin. Neden Allah'a gitmek için vesile edinin? Çünkü Allah hedef ve maksattır. Allah'tan gayrısı ise vesiledir. Ma sivallah vesiledir. Tek yegane hedef Allah'tır. Ancak maksat ve hedefi cennete girmek olan veya cehennemden kurtuluş olan birisi kimi kendisine vesile edinmiş olur? Allah'ı. Allah'ı kendisine vesile edinmiş olur. Yani Allah-u Teala buyurur ki vebtegu ileyhil vesile, Allah'a gitmek için vesileler edinin. Bu adam ameli olarak düşüncesinde vebtegullaha vesile diyor. Vebtegullaha vesile, Allah'ı kendinize vesile edinin. Allah'ı kendinize vesile edin. Oysa Allah Hakk'a ulaşmak için vesile edinin emrediyor. Allah'ı kendinize vesile edinin demiyor. Buyurmuyor. Bana gelmek için vesile edinin diyor. Başka bir şeye gitmek için beni vesile edinin demiyor. Çok önemli. Bu sebepten dolayı kardeşlerim, amacı ve maksadı büyük ve yüce olmayan insanlar cenneti kendilerine hedef edinirler. Cenneti. Ve bu noktada gerçek ariflere baktığımız zaman gerçek ariflerin üstatları 12 imam, 14 masumdur. Onlar vesile istemezler. Çünkü onların kendileri vesiledir. Onların kendileri vesiledir. İrfan ilmi insan ruhunu özgürleştirecek yegane ilimdir. En güzel ilimdir. Her insan ruhunun hürriyetini ister, özgür olmasını ister. Ruhun özgür olması ne demektir?
ruh hürriyetine kavuşur ise, o ruh varlık aleminde Allah'ın izniyle tasarruf eder. Tasarruf. Çünkü ruh bu aleme ait değil. Ruh bu bedene de ait değil. Ruh birkaç günlüğüne beden kafesinin ve maddi dünya zindanının içerisine hapsedilen melekut alemine ait olan bir kuştur. Bir kuş. Bu aleme ait değil o kuş. Bu aleme birkaç günlüğüne getirilmiş ve beden zindanının içine sokulmuş. Dünya zindanının içine sokulmuş ruh. Eğer insan ruhun kafesinin kapısını kendisi kırarsa, ki irfan bizden bunu istiyor, Allah bizden bunu istiyor, diyor ki insan, peygamber bizden bunu istiyor, kendi ruhunun hapsolunduğu o kafesin kapısını kendin kır. Nerede bu istiyor bizden? Peygamberimiz buyuruyor ki mutu kable en temutu, ölmeden önce ölünüz. Ölmeden önce ölün. Ölmeden önce ölün sözünün manası nedir? Yani ruh kafesinin kapısını kendiniz kendi iradenizle kırın. Eğer kendiniz kendi iradenizle kapıyı açma makamına gelir iseniz, kapıyı kendiniz açtığınız için o saatten sonra siz bu alemde özgürsünüz. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Allah'ın iradesi ile istediğiniz şeyleri de yapabilirsiniz. Ama meşru şeyler. Ancak kapıyı başkası açarsa, ki o başkası Azrail'dir, başkası kapıyı açtığı için sizi oradan başkası çıkaracaktır. Sizi oradan başkası çıkardığı için de sizi bir zindandan çıkarıp başka bir zindana götürecektir. İlmi irfanın amacı işte o ruhu özgürleştirmektir. Neden o ruhu özgürleştirmek? Bakınız Hazreti Ali aleyhisselam buyuruyor. El ilmu nehrun. İlim nehirdir. İlim nehir. Ve le hikmetu behrun. Hikmet okyanustur. İlim ile hikmetin derecelerine bakın. Hikmette Allah-u Teala ne buyuruyor? Bizim kendisine hikmet verdiklerimiz, onlara çok şey vermişiz biz. Çok. Acaba bu çok nedir? Hikmet verilenlere diyor çok şey vermişiz. Hazreti Ali buyuruyor ki ilim nehirdir. Hikmet okyanustur. Vel ulema'u havlen nehr yetufun. Alimler nehrin kenarında tavaf eder dururlar. Alimler nehrin içine de girmemiş. Dikkat edin ha. Bakın dikkat edin. Alimler nehrin kenarında dolaşıp dururlar. Daha içine inmiş değil. Kenarında dolaşıp duruyor. Yetufun yani tavaf ederler. Dönüp dururlar. Tavafın anlamı dönmek. Alimler nehrin kenarında dolaşır dururlar. Vel hukema vesettel behr yavusun. Hakimler ise, hekimler ise, hikmet sahipleri ise okyanusun içerisinde boğulurlar.
kaybolurlar. Hikmet sahipleri kayboldu. Boğuldular. Vel arifun fi sufunin necat yasirun. Ama arifler kurtuluş gemilerine binmişler. Onlar okyanuslarda seyretmekteler. Bakın. Alimler, hekimler, arifler. Üç tane sınıf. Nedir irfan? İrfan nazari ve ameli olarak ikiye ayrılıyor. Nazari irfan, ameli irfan. Nazari irfan genelde insanın düşüncelerine yöneliktir. Ameli irfan, insanın ameline, ameli tarafına ve yaşantısına yöneliktir. İrfan insanın ruhunda ve batınında, esrarında aranmalı. İrfanı biz nerede arayacağız? İnsan ruhunda, batınında. İrfan önce insanın ruhunda tecelli olur, sonra insanın amelinde ve davranışlarında zahir olur. İrfan insanı üstün eder, insanı yüceltir, insanı hayır ve bereket kaynağı yapar. Bir kaynak ki oradan hayırdan, bereketten başka bir şey çıkmaz. İnsanı halis bir yolcu yapar. İnsanı şuca bir asker yapar. İrfan sahipleri cesurdurlar, korkusuzdurlar, korkmazlar. İnsanı cesur bir asker yaptığı gibi insanı gecelerin abidi yapar. İnsanı gündüzlerin aslanı yapar. Gece abid, gündüz aslan. İrfandan, irfanın rutubetini bile yalamayan, yalamayan bakın, din ortamına geldiği zaman dindarlık görüntüsü yansıtır, ama lotuluk ortamına gittiği zaman orada lotuluk yapmaktan da geri kalmaz. Yalamayan böyledir. İrfanın rutubetini. Ama irfanın rutubetini az buçuk yalayan insanlar kendilerine çok dikkat ederler. İrfan insanın hayat cevheridir. Sırat-ı müstakimdir. Ruhun ateşidir. Batını aşktır. Allah'a en sıcak muhabbet alevidir. En sıcak muhabbet alevi irfandır. İrfan Allah'ın yolu, enbiyanın hattı, evliyanın hayat mayası, imamların nurlu medresesidir. İmamların nurlu medresesi irfandır, irfan medresesi. İrfanı, irfansız ibadetler, İrfan olmadan yapılan ibadetler Allah katında değeri azdır. Ve onlar kuruya kuru yapılan ibadetlerdir. Nasıl tuzsuz ekmeğin tadı olmazsa, irfansız ibadet tuzsuz ekmeğe benzer. İrfan ma sivellahın, ma sivellah yani Allah'tan gayrısının muhabbetini kalpten çıkarmaktır. İrfan kendine tapmaktan hürriyettir. Bazı insanlar kendisine tapar. İrfan insana o hürriyeti kazandırıyor. Artık insan kendisine tapmıyor. Afara'eyte men ittehaze ilahehu heva. Sen heva ve hevesini, yani kendi nefsini, kendisine ilah edineni gördün mü? İrfan insanı ondan kurtarıyor. İrfan maddiyat zincirinden kurtuluştur. Hakkın kulluğuna bağımlı olmaktır. Ruhun Allah'ın nuru ile nurlanmasıdır. Ruh artık Allah'ın nuru ile nurlanıyor.
Allah'ın boyası ile boyanmaktır. Kur'an'da buyuruyor ya sıbgatallah, Allah'ın boyası. Ne de güzel boyadır. Allah'ın rengi ne de güzel renktir. İşte o renge insanı büründüren irfandır. İrfana ulaşmak için bir takım kademeleri kat etmek gerekiyor. Bir takım menzilleri kat etmek gerekiyor. İrfanın sadece bugün bir neticesini söyleyeceğim. O da Kur'an'dan bir neticesi. İlmi, irfanın neticesi ve getirisi nedir? Faydası nedir? وَاتَّقُوا اللّٰهُ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Bakara suresi 282. ayet. وَاتَّقُوا اللّٰهُ Sakının Allah'tan. Takvalı olun. يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ Allah size öğretsin. İrfanda ne var? Senin muallimin Allah'tır. Senin öğretmenin Allah'tır. Bir insanın muallimi Allah'sa, öğretmeni Allah ise, varın o insanın ilmi derinliklerini düşünün. Ayet ne buyuruyor? Sakının Allah'tan yuallimukumullah ve tegullah ve yuallimukumullah. Allah'tan sakının ki yuallimukumullah. Allah size öğretsin. Vallahu bi kulli şeyin alim. Çünkü Allah her şeye alimdir. Allah size öğretsin. İrfanın bir neticesi budur. İrfan menzillerini kat eden ve o istenen noktaya gelenin artık öğretmeni kimdir? Üstadı kimdir? Öğreteni kimdir? Allahu Azze ve Celle'dir. Bir ama gözleri görmeyen bir ama bir gecede Kur'an hafızı oluyor. Gözleri de görmüyor. Şu gördüğünüz Kur'an'ın hafızı. Getiriyorlar müştehidin yanına. Dikkat edin. Müştehid bunu imtihan ediyor. Yanılmıyorsam Ayetullah Burucerdin'in döneminde. Müştehid bunun önüne bir Kur'an-ı Kerim'i açıyor. Bir de Arapça bir kitap açıyor. Kur'an'ın lisanı nedir? Arapça değil mi? Arapça. Müçtehit bu amaya, gözleri görmeyene diyor ki önünde iki tane kitap var. İki tane kitap var. Bunları sırayla senin önüne bırakacağım. Hangisinin Kur'an, hangisinin Kur'an değil olduğunu söyle. Önce Kur'an-ı Kerim'i bunun önüne bırakıyorlar. Bu parmağını getiriyor. Herhangi bir ayetin üzerine bırakıyor. Bak, bıraktı. Diyor bu Kur'an'dır. Bu Kur'an'dır. Müştehis soruyor. Kur'an olduğunu nereden anladın? Diyor siz kör müsünüz? Kur'an ayetinde bir nur vardır. Ama diğer Arapça ibarelerde o nur yoktur. Siz önümdekinin nurunu görmüyor musunuz? Kör müsünüz? Bunu ama diyor. O basiret gözüyle görüyordu. Ama beser gözüyle görmek bir başka şeydir. İrfan insanın basiret gözünü açar. İrfan ilminin neticesi. Neden? Çünkü üstadın Allah'tır. Allah kime üstadlık yapmıştır cemaat? Allah enbiyanın üstadıdır. Enbiya ne biliyordu ise onları Allah öğretmedi mi? Allah öğretti peygamberlere bildiklerini. Peygamberler ne biliyorsa Allah öğretti hepsine. Yani Allah enbiyanın üstadıdır. İrfan seni peygamberlerle aynı okulun öğrencisi yapıyor. İrfanın güzelliğine bak. Peygamberlerle aynı sınıfın adamlarısın. Ama aranızda bir fark var. Onlar peygamberdir. Sen de o okulun bir ferdisin. Neden? Allah onlara öğrettiği gibi sana da öğretiyor. Neyin neticesinde? İrfanın neticesinde.